Azim. Azim sözlükte ısrarla istemek, kastetmek, kesin karar vermek, kesin karar, irade ve sabır gibi anlamlara gelmektedir. Azim, Kur'an-ı Kerim'de iyilik, sebat etmek, kararlılık ve kesin karar vermek anlamlarında toplam 9 ayette geçmektedir. Bunların üçü şöyledir. Eğer sabreder ve takva yoluna gider, sakınırsanız işte bu azim olunacak işlerdendir. Üstün irade sahibi peygamberler gibi sabret ve onlar hakkında hemen azap olunmalarını isteme. Yapacağın işlerde onlarla müminler müşavere et, onlara danış. Kesin karar verdikten sonra da artık Allah'a tevekkül et. Çünkü Allah mütevekkil olanları sever. Hadis-i şeriflerde de yine kararlılık, sabır, niyet, hayırlı iş ve farz gibi anlamlarla kullanılmıştır. Bedir Savaşı'nda 300 malzemesiz ve silahsız Müslüman, 1000 kişilik silahlı ve tam donanımlı müşrik ordusuyla savaşta tutuşmuştu. Böyle bir anda Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde toplandılar. Buna rağmen peygamberliğin sarsılmaz azim ve kararlılığı dağ gibi yerinde ve sapasağlam duruyordu. Aynı azim ve kararlılığı onun bütün hayatında görüyoruz. Bir işin öncesindeki düşünmeler, o işi şu veya bu şekilde yapmak konusunda bir karara ulaşılırsa, bundan azim ulaşılmazsa tereddüt ve şaşkınlık doğar. İslam düşünürleri dini ve ahlaki davranışlar için zihinde tasarlanmalarından başlamak üzere fiilen gerçekleşinceye kadar bir takım dönemler kabul ederler. Gazali bunları hadisi nefs fiilin zihinde doğması gibi doğması tabii ilgi, hüküm, azim veya kasıt amel şeklinde sıralamış ve incelemiştir. İlk üç aşamada henüz kesin bir karar ve niyet bulunmadığı ve bunlar irade dışı olduğu için insan bu aşamalarda bundan sorumlu tutulamaz. Azim aynı zamanda niyet ve kasıt aşaması olduğundan insanın sorumluluğu bu noktada başlar. Buna göre kötü bir işi azmetmekle birlikte iyi niyete dayanmayan bir sebeple bu işi yapmayan veya yapamayan kişi azminden dolayı sorumludur. Ancak Allah korkusu ve günah endişesi gibi dini ve ahlaki faktörlerle kötülük yapma kararından dönmek de yine bir azimdir ve böyle bir kimse önceki azminden dolayı sorumlu değildir. Kur'an-ı Kerim'de namaz, iyiliği emir, kötülükten sakındırma, sabır, takva, bağışlamak gibi ameller kararlılıkla yapılması ve sürdürülmesi gereken ameller olarak tanıtılır. Yavrum, namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır ve başına gelene sabret. Çünkü bunlar yapılması gereken işlerdendir. Tasavvufta ise azim, Hakk'ın yoluna giren tasavvuf yolcusunun bu yolda ayak bağı olan her şeyi söküp atmasına, ne kadar zor ve acı olursa olsun bu yolda kendisine yardımcı olan ve rehberlik eden her şeyle uyum halinde olmasına denir. Azim, bütün maddi, manevi, bedeni ve ruhi kuvvetleri toplayıp hedefe yöneltmektir. Azim sahibi elçiler, o halde sen de azim sahibi elçilerin sabrettikleri gibi sabret. Kur'an-ı Kerim'de anılan azim sahibi elçiler, kararlı, sabırlı, davaları uğrunda yılmadan mücadele veren peygamberler demektir. Bütün peygamberler azim sahibidirler. Azim sahibi olmanın yolu, yapacağı iş konusunda kararsızlık içine düştüğü zaman konunun her yönünü araştırıp bilen kimselerle istişarelerini tamamladıktan sonra en uygun gördüğü yönde kararını vermek, bundan sonra kararsızlık geçirmemek ve bundan sonra Allah'a tevekkül ederek uygulamaya geçmektir. Bütün işlerde bu yol izlendiği takdirde kararsızlık huyu da bırakılmış olur. Azimde sadakat. Müslüman kimse Cenab-ı Hak şöyle bir servet verirse ben onun şu kadarını hayırlara harcayacağım dediğinde ve buna benzer bütün yapacağı işlerde azminde sadakatini göstermelidir. Bunlarda göstereceği zaaf azmindeki sadakatsizliğe işarettir. Örneğin Allah bana biraz para verirse hemen hacca gideceğim diye azmeden Müslüman bunu çeşitli nedenlerle ertelerse azminde sadakatsizlik etmiş olur.